Evet. Sevgili çocuklar, değerli üyeler, bugün size Bobrus'un resimde görünen, fotoğrafta görünen resmini yapacağız inşallah. Kullandığımız boyalar genellikle Pepeo marka, Georgian marka, yağlı boya. Siz bunu akrilik boyayla da deneyebilirsiniz ama yağlı boya çalışmanızı tavsiye ederim. Genellikle ilk başlayanlar için biz akrilik boyayla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Orada biraz yol kat ettikten sonra yağlı boya geçebilirler. Bileklerini eğittikten sonra. Şöyle bakalım. Boyalarımız bu şekilde kahverengi, mavi, açık mavi, kırmızı, açık kahverengi, siyah, yeşil ve beyaz tonlarında. Resmimize başlarken genellikle biz keten yağıyla boyamızı biraz inceltiyoruz ki tuvale sürdüğümüzde kabarcıklar ya da ne bileyim bu fötür fötür dediğimiz boya tabakaları kalmasın ve güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde yapabilelim. Bunun için alt tarafa normalde beyaz bir boya da sürülüyor, geçişi kolaylaştırmak için ama siz bu şekilde de başlayabilirsiniz. Evet, resminize başlarken ilk etapta mavi ile bir arka plan oluşturacağız. Boyamızı alırken her zaman için bu şekilde aşağı doğru çekerek almanızı tavsiye ederim. Yeterli miktarda boya aldığınıza emin olun. Evet, boyarken bu şekilde çapraz hareketleriyle tuvalete getirmiş olursunuz boyayı. Bu tarz resimleri yaparken daima arka planda ön plana doğru bir hareket halinde olmalısınız. Hiçbir zaman öndeki şu gördüğünüz çam ağacını yapıp sonra da arkadaki dağ, arkadaki bulut şeklinde gitmememiz gerekiyor. Bu resmin sırrı aslında. Aşamaya geldiğiniz zaman artık bir resme bağlı kalmaksızın kendiniz de ezberinizden resimler yapabilirsiniz. Tabii bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Çok pratik yapmanız gerekiyor. Resimde gördüğünüz gibi bulutların olduğu yere çok fazla mavi sürüp işimi zorlaştırmadım. Çünkü orayı zaten beyaz yapacağım için daha çok beyaz bıraktım. Mavi görünen yerlerin neredeyse tamamını kapladım bu şekilde. Şimdiki aşamamız orada gördüğünüz biraz böyle pembemsi yapı var. Orayı yapacağız. Bunun için öncelikle fırçamızı tinerle temizlememiz gerekiyor hızlı bir şekilde. Yağlı boyayı kesinlikle suyla temizlemeye kalkmayın. Zaten yapamazsınız da deneseniz de olmaz. Yağlı boya kesinlikle fırçalarımız resmimiz bittiğinde de temiz bırakmak için
tinerle temizleyip bırakıyoruz. Yoksa ertesi hafta boyayı, fırçayı kullanamayız kuruduğu için. Buna dikkat etmemiz lazım. Yanımızda bu şekilde bir bezimiz olursa tinerin fazlalığı onun üzerine bulaşır. Oradaki pembeliği yapmak için karıştırdığımız iki renk beyazımız ve burada gördüğünüz kırmızı. Bunları dediğim gibi çekerken aşağı doğru hamlelerle çekmenizde fayda var. Evet, gördüğünüz gibi oradaki rengimiz oluştu. Belki biraz daha beyaz alabiliriz. Evet, Bobrus bu resmi yapmış fakat biz birebir aynısını yapmak durumunda da değiliz. Çünkü yapılan bir resim bence şahsi fikrim aynısı yapılamaz. Her kullanılan fırça darbesi farklı olacak. Kişilerin yapmış olduğu tarzlar farklı olduğu için, yapmış oldukları zaman farklı olduğu için illaki farklılık arz edecektir. Yani aynı resmi, aynı fotoğrafı benim şahsi fikrim kimse yapamaz. Aynı kişi bile yapmış olsa. Evet. Burada buradan yaparken biraz böyle fırçamızla olay hareketlerle gördüğünüz gibi ağacını bu şekilde gösterecek olursam daha yapacağım için bu kısma çok fazla aşağı kadar inmiyorum. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde dağıtıyorum. Daha sonra üzerinden ve kenarlarından beyazla gittiğim zaman çok güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Evet, burada dikkat etmeniz gereken kurallardan biri de fırçanızın çok böyle aşırı tinere batırıp çıkartırsanız, onu sıyırmazsanız tuvalinizde böyle sanki su sıçramış görüntüsü olur. Ona çok dikkat etmelisiniz. Fırçanızın tuvale sürmeden önce kuru olduğuna emin olun. Evet, burada iki rengi birbirine yediriyoruz. Böyle çapraz hareketler yaparak. Yarıya kadar yapmış olmamız yeterli bu görüntüyü. Daha sonra bunun suya yansıyan kısımlar olacak fakat oraya henüz var. Evet, şimdi temiz bir fırçamızla beyaz kısımda beyaz bulutları oluşturacağız. Bunun için biraz daha beyaz döküyoruz paletimize. Az önceki yaptığımız görüntü gibi burada da yine bulutlar yaparken de yelpaze fırçayla da yapıyorlar. Küçük bir kısmı orada da gösterebilirim size. Evet. Bu şekilde rengin birbirine karıştığına emin oluyoruz. Ufak bir bölümde de yelpaze fırçayla göstereyim nasıl yapılacağını. Yine yelpaze fırçamızın köşe kısmına kullanarak bakın şu şekilde yine yuvarlak hareketleriyle bulutumuzu oluşturuyoruz. Buradaki yaptığımız yuvarlak hareketlerden maksadımız oradaki bulutun yumuşaklık hissiyatını verebilmek.
Yalnız bunu yaparken de her taraftaki beyazı öldürmüyoruz. Burada gördüğümüz gibi bazı yerlerdeki beyazı tamamen saf haline bırakıyoruz. Şu şekilde hem de kısma doğru giden bunlar iç tarafa doğru. Şimdi yine kalın fırçamı beyaz alıyorum. Buradaki bulutların alt tarafını daha da yumuşak hale getiriyorum. Bu şekilde. Biraz daha bu beyazını dağıtıyorum. Ve renklerin birbirine karışmasını sağlıyor. Ekranda görülen resmi yaparken aslında başta da dediğim gibi aynı görüntüden ziyade bizim de biraz böyle resme yorumumuz olsun diye çabalıyorum. Birebir yapılan resimlere resim tekniğinde reprodüksiyon tekniği diyoruz biz, yani kopya tekniği. O da kullanılıyor ama şu an o tarz bir çalışma yapmadığımız için kendimizden bir şekilde katmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde yatay hareketlerle bazı yerlerdeki bulut görüntüsünü iyice yumuşatıp yok ediyorum. Ama bazı yerlerde de saf haliyle kalıyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde fırçamızla çekme hareketleri yaparak orayı yumuşatabilirsiniz. Evet. Bulutlarımız şimdilik bu kadar yeterli. Evet. Şimdi önemli bir bölüme geldik. Dağ. Bu şekilde öncelikle dağımızın dış hattını belirleyeceğiz. Üzerindeki beyazlıklar daha sonra eklenecek. Önce alt taraftaki koyu lekeleri eklemeliyiz. Evet, bunun için dağ şeklini resimdekine uygun şöyle yapmaya çalışıyorum. Şu an bir nevi dağın eskizini alıyoruz. Evet, buradan aşağı doğru gidiyor. Buradan başka bir çıkıntı var. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Bu taraftan daha sonra o arka taraftaki çam ormanları var. Oraları yapacağız. Resimde bu şekilde arkadan öne doğru yaptığımız işe resim tekniğinde sufumato tekniği deniyor. Şu kadar bir kısmı yaptıktan sonra bakın bu şekilde tuvalimizi aşağı doğru hareketlerle dağımızın o görüntüsünü oluşturuyoruz. Çok aşağı inmemenizi tavsiye ederim. Çünkü resimde de dağımızın çok aşağıda gözükmediğini görüyorsunuz. Bu kadar bir kısım yeterli. Şimdi bundan sonraki aşamada yine fırçaya işimiz düşüyor. Bakın fırçayla yukarı zirvede aşağı doğru dağımızı bu şekilde bazıları siyahlıkları bırakıyoruz. Bakın oradaki şekle doğru çekmelerle böyle aşağı doğru dağımızı oluşturuyoruz. Bakın şurada zirvede şöyle bir hareket var. Burada yine dağımızın görüyorsunuz.
düşünen bir insan için ilk bakışta zor gibi görünen şeyler teknik bilgisiyle gerçekten çok çabuk yapılabilir. Bunun için yine spatulamızı şu şekilde boyamızı alıyoruz. En üstten başlayarak yalnız buradan sürme tekniği çok önemli spatulayı. Biraz hafif boşluklar bırakarak ve yer yer böyle dağımızda şu tarz dediğimiz böyle dokunmakla dokunmamak arası çok yumuşak hamlelerle şöyle buzul görüntüsü dediğimiz görüntü yapıyoruz. Burada dahili görüntüler var. Evet, bu tarafı daha koyu. Aşağı doğru. Evet. Şu tarafta yine koyu bir değer var daha da. Resimlerimizde yanınızda bolca beyaz olduğundan emin olun. Çünkü birçok rengi açmak için kullandığımız renk beyaz. Çok diplere kadar inmiyoruz. Bu şekilde bir görüntü. Yakın çekimde dağımızın ayrıntılarını gösterir. Biraz yakın çekim yapabiliriz. İyice. Şimdi bu aşamayı yaptıktan sonra dağımızın şu kısmından itibaren alt tarafa doğru biraz o bulutlarda yaptığımız gibi bakın şu şekilde aşağı doğru dağıtıyoruz görüntüyü bu şekilde. Bu da aynı zamanda bir oradaki dağın alt taraflarındaki buzul dediğimiz görüntüyü vermemizi sağlıyor. Bu şekilde alt tarafı dağıtıyoruz. Zirveye çok değinemiyoruz. Zirve kısımlarına. Başta da dediğim gibi amacımız tıpatıp görüntü yapmak değil. Kendimiz ne kazanıyoruz? Bu önemli resme. Evet, arkadaki çam ağaçları kısmında yelpaze fırçamız yine bize yardımcı olacak. Bakın şu şekilde boyamızı alıyoruz. Bu sefer dikey hareketleriyle arkadaki çam ağacı görüntülerini şu şekilde farklı fırçalar kullananlar da var buralarda. Buralarda çok ayrıntı yok, fark ettiyseniz sadece uzakta bir ağaç topluluğu hissiyatı vermemiz lazım. Resmin başında bahsettiğim gibi gökyüzü, öndeki bulutlar, dağ, buradaki çam ağacı, daha öndeki biraz yeşilimsi ağaç topluluğu, öndeki çalı topluluğu ağaçlar ve çam ağacını yapıp buradaki
görüntüyle resmimizi niteleyeceğiz. İzleyeceğimiz yol haritası bu şekilde olmalı. Bu çok önemli. Ufak yeşillik, yeşillikler. Bunun için biraz buradan yeşilimizi alıyoruz. Bu yeşillerin, mavilerin, ondan sonra kahverengilerin birçoğunun farklı isimleri var ama kafanızı karıştırmak istemiyorum. Mesela arka planda kullandığım beyaz titanium white diye geçiyor. Şimdi bunu dediğimde resme ilk başlayan insanların gözü korkabilir. O yüzden direkt ana renklerle bir tarif ediyorum. Bilginiz olsun. İlerleyen zamanlarda zaten resminiz isteğiniz varsa bunları araştırıp sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Ön taraftaki çalı toplulukları biraz daha yeşil renkte. Bu tarz resimleri yaptıkça aslında bakmak ile görmek arasındaki farkı sizler de yavaş yavaş deneyimleyebilirsiniz. Evet. Burada zaten ağaç topluluğumuz bitiyor. Yine alt taraflarını şu şekilde eritebiliriz. Buraya neden devam etmediğimi soracak olursanız zaten bir ağaç topluluğu var. Hem gerek yok hem de boyadan tasarruf etmek amaçlı. Evet, buradan sonraki aşamamız burada kıyı çizgimiz var. Kıyı çizgisinin üzerinde farklı renkte daha yakın planda ağaç toplulukları var. Bunlar yapacağız. Evet, bu öndeki ağaç topluluklarımız için küçük böyle kök uçlu şeyler kullanabilirsiniz, fırçalar. Öncelikle yeşilimizle başlayabiliriz. Bu şekilde küçük hareketlerle öncelikle eskisini alıyoruz, yerini belli ediyoruz. Yandaki ağaçlarımızı. Çalı topluluktan üzerindeki böyle açık yeşil görüntüleri yapabiliriz. Bunun için yeşil içine biraz sarı katarak açık yeşil görüntüyü elde edebilirsiniz. Thank you.
şekilde direkt sarı boyanmasına, bazı yerlerde güzel böyle oradaki sararmış bitkilerin görüntüsü verilebilir. Böyle küçük dokunuşlar. Yalnız bunu yaparken defalarca üzerinden giderseniz yeşille karışıp oradaki o açık renkteki çal topluluğunu veremezsiniz. Biraz hızlı ve tek hareketle bunu yapmalısınız. Evet, bunu yaptıktan sonra fırçamızı her seferinde temizliyoruz. Renklerin birbirine karışmaması için. Böyle arada kızarmış bitkiler ya da küçük çiçek toplulukları var ama uzakta olduğu için belli olmuyor. Onlar da temsilen böyle küçük dokunuşlarla hissettiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi buradan sonraki aşamamızda yine spatulamız devreye giriyor. Siyah boyamız ile öncelikle ve kahverengi ile alıyoruz biraz. Oradaki kıyı çizgimizi yapacağız. Bunun için spatulamızı bu şekilde yatay hareketleriyle öncelikle bir kıyı çizgisinin yönünü belirliyorum. Şimdi daha keskin hareketleriyle daha uzaklaşan kıyı çizgimiz. Burada şimdi kahverengi bile, oradaki belki kara parçasının üzerindeki kahverengi toprak görüntüsünü verebilirim artık. Biraz ağaçların da içine girmiş bir toprak parçası da olsun bu. Yani dümdüz olmasın. Bazı yerlerde ağaçların içine kadar girmiş olsun. Bazı yerlerde yine belki yeşilimizle, sarımızla o kahverengiliklerin içinden taşan bitki toplulukları oluşabilir. Bunu yaparken fırçamızın sadece sivri yan tarafını kullanıyoruz spatulayla. Ön tarafa çıkmış bir kara parçası olsun burada. Şimdi ince fırçamızın yardımıyla bazı yerlerini kapatmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde renkleri birbirine karıştırıyoruz iyice. Kayıt edildiğinde takip ediyoruz. Şimdi gökyüzünün yansıması olacak bu. Burası böyle akarsu gibi düşünün. Gökyüzünün yansımasını yaparken daha önceden kullandığımız renkleri de kullanarak da şey yapacağız. Fakat şuradaki çatı topluluğunda ufak da olsa şeye yansıtmak istiyoruz.
akarsuyumuza. Bunun için spatulamızı temizliyoruz. Beyaz ile şimdi öncelikle beyazımızla bu kıyı çizgimizi burasını vurmuş böyle bir dalga görüntüsü gibi düşünün. Şimdi yine tenis fırçamızı da gökyüzünü yansıyan yerleri, yeşillikleri var. Görüyorsunuz nehre yansıyan. Bunun için fırçamızla bu şekilde bu kıyı çizgisinin dibinde gördüğünüz gibi ufak ufak hareketlerle sanki burada şu kısımdaki çalı topluluklarının aynı zamanda belki şurada kahverengi kullanabiliriz. Oradaki kara parçasının yansıması, suya yansıması. Bakın bunu yaptıktan sonra renklerimizi tamamen kullandıktan sonra örnek veriyorum pembemizde gökyüzündeki o kırmızılığın yansıması şu şekilde. Yatay hareketlerle bir yandan da bu az önce yaptığımız yeşil kısımlarda öldürüyoruz. Orada bir su görüntüsü gördüğünüz gibi. Bu yansımayı en iyi veren harekettir bu arada. Öncelikle dikey çektik gördüğünüz gibi. Sonra yatay hareketlerle onu flu bir hale getirdik. Gördüğünüz gibi. Ama bunu yaparken kara parçasına dokunmuyoruz. Evet. Burada da gördüğünüz gibi rengimizi iyice belli ediyoruz. Yine biraz kırmızıyla belki şu kısımları yoğunlaştırıp daha sonra üzerine rengilenen beyaz ile yumuşatılabilir. Yine burada da şu kısmı doldurmuyoruz. Çünkü orada da bir kara parçası var. Evet. Şimdi mavimizle gökyüzünün kalan kısımlarındaki mavi yansıtıyoruz. Bu da iki elin birbirine güzelce geçtiğine emin olmalı. Tuvaletinde beyaz kısım bırakmamak gerekir. Evet, buradaki kırmızı biraz da yumuşatmış olduk bu sayede. Bunların görüntüsü için ufak bir fırçayla, temiz bir fırçayla mesela şöyle bir fırçayla şu kısımlara ufak şöyle beyazlıklar sürülebilir. Fakat bu bir yansıma olduğu için orada tutup bulutun aynı görüntüsünü yapmak resmimizi fotoğraflaştırır. Oradaki sanatı öldürür. Çok gerçekçi resim yapanlar bu tekniği kullanıyor. Ama biz şu an resim yaptığımız için orada temsili bir beyazlık bizim işimizi görüyor. Evet, şu şekilde orada yumuşak bir beyazlık
Şimdi kıyı çizgimizin dibine biraz sanki orada dalgalar vuruyormuş hissiyatı vermek için beyazımızla kıyı çizgilerin dibine böyle pat pat oldu hocam. Evet, burada beyazımızla sanki kıyıya vuran böyle ufak dalgaları temsil eden şöyle canlı bir beyaz. Evet, şu kısma da şöyle beyazımızı kıyıya vurabiliriz. Şimdi şuradaki ağaç görüntümüzü yapmak için yine bu kalın fırçamızı kullanabiliriz. Bunun kenarıyla bu şekilde küçük hareketleriyle tabi ağaç görüntüsünde olmasına gayret edin. Daha sonra ışığın alan yerlerine belki ağacın üzerine sarı, turuncu bu şekilde lekeler vurabilirsiniz. Bu şekilde uzun bir ağaç. Evet. Sarı bir boyayla bu ağacın üzerine biraz ışık gölge verilebilir. Dağa bakan kısmına ışık gölge veriyoruz. Evet. Bu şekilde. Şu toprak kısmında da ufak tefek mesela kırmızılıklar, orada küçük yetişmiş bitkileri temsil eden görüntü olabilir. Şimdi bu ön taraftaki çalı topluluğumuzu yapacağız. Daha sonra üst tarafına çam ağacı. Öncelikle çam ağacından başlayabiliriz. Çam ağacımız yine burada gördüğümüz yeşilden kullanıyoruz ve yelpaze fırçamızla yapıyoruz. İlk etapta şu şekilde bir lekeyle fırçamızın küçük tarafını kullanarak bakın şu şekilde aşağı doğru zikzaklar çizerek İlk etapta böyle kolaylıkla çam ağacı oluşturabilirsiniz. Aşağı doğru inerken genişlesin çam ağacınız. Bakın bu şekilde arka planı kapatarak iniyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi biraz koyulaştırıyorum bu yeşilini. Bu kısımda çünkü toprağa temas eden kısımlar biraz daha ışık gölgeyi almadığı için koyulaşıyor. Üst taraflarda yine sarı boyamızla ışık verebiliriz çam ağacımızın. Evet. Şu şekilde. Arka plandan bunu ayırmak için ufak böyle ışık gölgeler verilebilir. Evet, şu ön plandaki ağaç topluluklarımızı da aynı şurada yaptığımız çalılarda yaptığımız şekilde yapabiliriz. Evet. Öncelikle bu kısmı kapatacağımız alanı belirliyoruz. Şu kadar bir alan yeterli. Evet.
yeşille kapatıyorum bu alanı. Şimdi üzerine belki kırmızı bitkiler, bu şekilde temsilen küçük dokunuşlarla. Böyle farklı yönlerde olsun bu dokunuşlarımız. Bu şekilde. Mesela daha açık bir pembe, pembeye yakın bir görüntü belki. Ondan sonra sarımızla küçük çalılar yapılabilir belki. Bu şekilde aralara. Ve sarı dokunuşlarla küçük belki sarı bitkiler. Burada resmin bize en yakın olan kısmı olduğu için ayrıntının en çok olduğu kısımda olmalı aynı zamanda. Bakın bu şekilde ağızların üzerinden fırçamla hamle yaparak sanki orada bir bitki topluluğu varmış hissiyatı uyandırıyoruz. Evet. Kırmızı biraz daha kullanıyoruz. İyice kırmızı bitkiler varmış gibi burada. Evet. Son olarak resmimiz bitiyor. Evet. Spatulamızın dik ucuyla şu şekilde hareketlerle sanki burada küçük çalılar çıkmış gibi görüntü oluşturabilirsiniz. Evet. Logos tarzı resim genel hatlarıyla bu şekilde yapılıyor. Arkadan ön plana doğru geliş şeklinde. Kullanılan fırçalar, boyalar duruma göre değişiklik arz edebilir. Genel hatlarıyla resmimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.